1 eksi 2 sin 35 çarpı cos 55. Hemen burayı ben sin 35 olarak görürüm. Böylece kosinüs 2x'in formülü 1 eksi 2 sin kare 35. Bu da arkadaşlar cos 70 yapar. sin cos 70. Cos 70 neyi eşit? Sin 20'ye. Arksin sin'in tersi olduğu için arcsin ve sin birbirini götürür. Cevap direkt 20 derece olur c şıkkı. Şimdi log a b log b a kare. Bunları bakın şunu fark ettim. Log b taban log a b sayı. Bunları çarparsak gider log a a kare kalır. Haliyle bu birinci kök bu da ikinci kök olduğundan kökler çarpımı 2 geldi. Kökler çarpımı zaten c bölü a'dan 2. Demek ki m buradan 3 oldu. Toplamdan yararlanmadım çarpımdan hemen şak diye geldi. Bu ifadelerin bir neye eşit olduğunu görelim. 90'da isim değişir, kosinüs ikinci bölgede negatiftir, bu yüzden eksi sin x olur. Kosinüs üçüncü bölgede negatiftir ama 180'de isim değişmez, eksi eksiden burası tan x oldu. Buraya geldiğimiz zaman, kot 55 tan 35'e eşit silinir, sin 15 kos 75'e eşit silinir, 1 oldu. Tan 300 arkadaşlar, 360 eksi 30'dan dördüncü bölgede tanjant negatif, eksi tan 60. Burası da cos 120 olduğu için eksi cos 60. Böylece tan 60 bunlar gider eksiler. Kök 3 bölü 1 bölü 2'den 2 kök 3 oldu buranın cevabı. 9 pi eksi x. 9 pi'nin esas ölçüsü pi. İsim değişmez 180'de ikinci bölgede sinüs pozitif sin x oldu. 10 pi direkt sıfırdır arkadaşlar. Çünkü 2 pi'nin esas ölçüsü 360'ın. Böylece cos eksi x eksiği yutar bu da tan x geldi. O zaman bu çocuk tan x olarak atsa cevabı tabii ki doğru tutturma ihtimali yüksek. Çünkü 4 sorudan 2 tanesinin cevabı tan x geldi arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Sadeleşebilen bir kesirse arkadaşlar köklerden bir tanesi x eksi 2 x artı 2'den dolayı 2. Diğeri de eksi 2. Şimdi sadeleşmesi için ya x eksi 2 ile sadeleşecek ya x artı 2 ile sadeleşecek. Bu ne demek? x eksi 2 bunun bir çarpanı yani x eşittir 2 koyarsak denklemi sağlaması lazım. 4 eksi 2a eksi 4 oldu önünde eksi olduğu için. Artı 6 bunlar gitti. a arkadaşlar buradan öbür tarafa atarsak 3 oldu. Sonra ikinci durumda eksi 2'yi koyarım. Çünkü x artı 2 bunun bir çarpanı olabilir. x artı 2'ler sadeleşmiş olabilir. Böylece 4 artı 2a artı 4 artı 6 eşittir 0'dan. A eşittir. Eksi 7 geldi. Alacağı değerler toplamı böylece. Eksi 4 oldu. A şıkkı. 3 üzeri x'i asal sayı yapan değerler 1. 3 üzeri x'in 2 olmasını sağlayan değer nedir? Artık logaritmadayız. Taban sonuçta size x pozitif bir tam sayı dememiş. Zaten pozitif tam sayı dese x, 3 üzeri x'i asal yapan tek değer vardır. O da x eşittir 1'dir. Böyle bir yorum yok. 3 üzeri x eşittir 2 olabilir. Buradan x arkadaşlar logaritma 3 tabanında 2'dir. 3 üzeri x en küçük asal sayılar neler var? 3 var. Buradan da e, x eşittir log 3 3 bozmayacağım şu an. Çünkü hani 1 olduğunu ben de biliyorum ama toplarken yine 3 tabanına döneceğiz. Uğraşmayalım. 3 üzeri x 5 olabilir. Buradan arkadaşlar logaritma 3 tabanında 5 olur. Yine 3 üzeri x 7 olursa x eşittir logaritma 3 tabanında 7 olur. Bunların şimdi 4'ünü toplayacağız. Logaritma 3 tabanında o yüzden 2 çarpı. 3 çarpı 5 çarpı 7 neden? Araya artı koyunca ne yapıyoruz? Aslında çarpı demekti de bu. Haliyle buradan log 3 15 30 210 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Tanjant AOB 7 bölü 24 verilmiş. Bakın şöyle bir OA ve AB'yi çizersek bunu da birleştirirsek bir üçgen. İkiz kenar bir üçgen. Çünkü arkadaşlar OA ve OB birbirine tabii ki eşit olmak zorunda. Doğal olarak o özel bir şey değil. Sonuçta bir ışık kaynağından gönderiyorsunuz siz bunu. Şimdi bundan sonra ikiz kenar bir üçgen olduğu için ben şöyle bu kenara taşıyayım. Orada artık büyükçe uğraşmayalım. A, B, O. İkiz kenar bir üçgen tabana dik indiriyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Bana AOB yani alfa alfa dersem tanjant 2 alfayı arkadaşlar 7 bölü 24 vermiş. Eğer 7 bölü 24 malum dar açı demek. Dar açıysa da şöyle bir mantığımız vardı. Bazen yarım açıyla uğraşmak yerine buraya alfa, buraya alfa, buraya 2 alfa dersek şöyle yapıyorduk. 7 burası 24, burası 25. İki üçgenden dolayı burası da 25. Tanjant alfada gördüğünüz gibi 7 bölü 49 yani 1 bölü 7 oldu. Bunun bana katkısı ne? Burada tam böyle merkeze T diyelim varmış o harfi. At'ye k dersem tanjant tayfadan burası 7k olacak. Bana zaten 50 kök 2 olarak vermiş o a uzunluğunu. 9 e, burası k kare burası 49 k kare. 50 k kare eşittir 50'nin karesi çarpı kökkinin karesinden 2. Hemen şunu sileyim bir. Burada böyle olacak. Bundan sonra 50'ler gidecek. K kare eşittir arkadaşlar. 50 çarpı 2'den 100 k buradan 10 oldu. Bizden ne ne istiyordu? Sarı dairenin alanını. Biz zaten AT yani K'yı yani yarıçapı bulmuş olduk. Böylece yarıçapı 10 bulduğum için 100P oldu. Aslında bir yarım açı sorusu arkadaşlar. Tan 2 alfadan hallettik mevzuyu. Kökler zıt işaretli olduğu için 1. Kesinlikle delta büyüktür sıfırdır. Bunu ikinci derece denklem konusunu anlatırken söylüyorum. Ee, özellikle eşitsizlikler kısmında da söylüyorum. O yüzden bir daha üzerinde durmayacağım. 2 arkadaşlar. ...sebebine bakarsınız hem. 2 kökler çarpımı nedir? Negatif arkadaşlar. x1 çarpı x2 negatif olur. Kökler toplamını bilebilir miyiz? Hayır. Çünkü hangisi büyük hangisi küçük? Ha, vermiş mi? Yok vermemiş. Mutlakını da bakmak lazım. Örnek. Eksi 2, 3... ...mutlak değeri birisi diğerinden... ...büyüktür küçüktür mevzusu devreye giriyor. O yüzden kökler toplamına bakmayacağız. Sadece şuna bakmam yeterli. Böylece kökler çarpımı c bölü a'dan... ...log 3 tabanında a eksi 2... ...küçüktür sıfır olmalı... Atıyorum şimdi 3 üzeri 0 olarak. A eksi 2 neyden küçük? 1'den. A neyden küçük? 3'ten. Bir de yalnız neyi unutmamalısınız? Logaritmanın içi 0'dan büyük olmalıdır. Bu yüzden arkadaşlar 2'den de büyük oldu. Cevabımız B şıkkı. Logaritma 2 tabanında x arkadaşlar. x 2 ile 15 arasında olduğu için en fazla 15 verebiliyormuşum. Logaritma 2 tabanında 15 nedir? 4'e çok yakındır. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık olarak diyelim 3.8 gibi düşünün. Sonra aynı şekilde log3y diyelim verebileceğiniz en büyük tam sayı değeri olması için burada şimdi. log3 79 gibi düşünelim. Şimdi 81 olsa bu 4 olacak. 4'e çok yakın. Buna da işte uydurdum tamamen. Çok yakın ya o yüzden 3.9 diyelim. Bunları topladığınız zaman 7.6 yapıyor. Yani bunların arkadaşlar maksimum alabileceği değer 7.5, 7.6, 7.7 falan ama 8'e ulaşamayacak. İkisi de 4'e ulaşamadığı için. O zaman alacağı en büyük tam sayı değeri de 7 olacaktır. Bağıntılar vermiş onları bir yazalım. D, D, C'nin 6'da biri şöyle burası 6 olsun. Sonra 7DK 3AK buraya 3B yazarsak buraya 7B yazmalıyız. Benzerliği atlamayın lütfen. Sonuçta FC eşittir AB'den 7A. Bak burada kelebek benzerliği 3'ün 7'ye oranı 3'ün 7'ye oranı o yüzden ED 3A olur. FE'ye ne kalır? Toplam burası 3A, 6A olduğu için buraya da 3A kalır arkadaşlar. Şimdi buna göre nasıl yorumlayacağım? Artık tanjantı bulmak için, tanjant alfayı bulmak için buraya x desek, buraya y desek x artı y artı alfa eşittir 180 doğru mu? Böylece arkadaşlar tanjant alfa eşittir eksi tanjant x artı y olacak. Birbirini 180'e tamamlayanların tanjantları birbirinin eksilesi. Neden tanjanta girdim? Şimdi sinüsü yapmak arkadaşlar. Önce sinüs alfa, sinüs x'i bul. Sonra cos y'yi bul. Sonra işte sin y'yi bul. Sonra cos x'i bul. Biraz bana zahmetli geliyor. O yüzden ben genelde tanjantı bulup sonra üçgenden yine hallediyorum. Bakalım tanjanta. Tanjant x burada gördüğünüz gibi bir de soruda bize... CBED dediği için e, D neresi? 3A. O zaman bunlar da 3A oluyor. Tanjant x de karşı bölü komşudan 1 bölü 2 geliyor. Sonra tanjant y ne geliyor? Şu üçgene dikkat edin. B, C, E, Y. Burada da 3A bölü 4A'dan 3 bölü 4. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4'ten 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y oldu. Payda eşitlersem yukarısı 5 bölü 4. Payda eşitlersek 5 bölü 8. Bunlar da gitti. Böylece tanjant arkadaşlar 2 gelmiş oldu. Şimdi tanjant x artı y. Biz şu an onu bulduk değil mi? Tanjant x artı y 2 ise dar açı yapar çünkü dar açı da e, pozitiftir. O zaman x artı y dar açıysa alfa geniş açıdır. Ancak burada bizim için şey sıkıntısı yok. Tanjant alfa arkadaşlar genişte negatif olmasına rağmen yani tanjant alfa eksi 2 olmasına rağmen Soru benden sinüs istediği için, istediği için geniş açıda zaten yine sinüs pozitif problem yok. Biz her zaman ne yapıyoruz? Geniş dar 180'den büyük dinlemeden önce bir sanki darmış gibi üçgende tanjantı yapıyoruz. Buraya 2 diyoruz. Buraya 1 diyoruz. Burası da kök 5. Böylece sinüs alfa ne geliyor? 2 bölü kök 5. En son diyorum ki şimdi açı önemli işte. Alfa neydi? Geniş açı. Geniş açıda sinüs nedir? Pozitif. Yine o zaman 2 bölü kök 5'ten cevap D olacaktır. Burada hiç öyle ekstra bir yorum yapmayacağım. İndireceğim böyle diki. Sonra harf vereceğim. Bakın tanjant x 1 bölü 3 ya. Buraya k dersek buraya 3k deriz. Buraya da 26 eksi 3k deriz. Şöyle bir abt üçgeni olsun. Burada da tanjant x'i bulmak kolay. Çünkü tanjant 2 x eşittir. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x ya. 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 9. 2 bölü 3 bölü 8 bölü 9'dan burası arkadaşlar 9'lar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. 3 bölü 4 yaptı. Artık tanjant 2x 3 bölü 4 olduğu için k'nın 26 eksi 26 eksi 3k oranı 3 bölü 4'tür. 4k eşittir 78 eksi 9k. 13k eşittir 78. K 6 oldu. K 6 olduğu için burası da zaten 8 olacak. 6 8 10'dan AB'de 10 oldu. A şıkkı. baştan söyleyeyim. G0 kaç olabilir dese bence daha güzel olurdu. Çünkü A'nın 0 gelme ihtimali oluyor. Ama yine de şıklar hani bazen özseymi de yapıyor. Şıkları veriyor. Sizin bulacağınız cevaplarda olmayacağı için A diyorsunuz. Demek ki öyle düşünmemiş adam. Bence bir eksiklik gibi ama yine de göz ardı edelim şimdilik. Soruyu çözelim. Şimdi f bileşke gx çift fonksiyon. Çift fonksiyonda ne olmamalı? Tek dereceli terim olmamalı. Yapıyorum. ax artı b'nin karesi eksi 4 çarpı ax artı b artı 14. Bu şimdi f'nin içine gx yazdım. Bileşke fonksiyon olduğu için. Bakın şimdi. Burada e, 2abx geliyor. Burada da arkadaşlar eksi 4ax geliyor. Burada x'in katsayısı sayısı 0 olması lazım çünkü tek dereceli terim olmamalı çift fonksiyonda. Bundan dolayı 2ab eksi 4a 0 olur. A parantez, 2a parantezinde b 2 eşittir 0 olur. a'ya 0'dır ya da b 2'dir. Şimdi a burada 0 olma ihtimalini düşünürsek mecburen cevap b kare 4b artı 14 olacak. E g 0 o zaman bulamamış oluyoruz. İkinci durumda b'ye 2 dersek Haliyle arkadaşlar gx eşittir ax artı 2 olacağı için g0 gördüğünüz gibi 2 olur. B şıkkı olur. Doğrultularını değiştirmiyorlar diyor. Bakın a aracı x'inci saniye diyelim. x'inci saniyede 18 artı 4x'lik bir konumda bulunur. Çünkü saniyede 4 santim yol alıyormuş. Sonra c aracı c'de bulunan araçta yakınlaşacak. Çünkü birisi ba doğrultusunda gidiyor. Diğeri de cb doğrultusunda. Bu da böyle bir yere geldi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 4x geldiği için aldığı yeni konumun bulunduğu yer 34 eksi 4x olacak. Şimdi üçgeni çizelim. Bakın şöyle bir üçgen olmuş oldu. Bu üçgenin alanı soruluyor. Değişmeyen şey 30 derece. O açıyı değiştirmiyoruz diyor doğrultu değişmediği için. 18 artı 4x çarpı 34 eksi 4x. Bölü 2 sinüs 30. Sinüs alan formülü arkadaşlar. Buradan da 9 artı 2x sadeleştiriyorum. 17 eksi 2x sadeleştiriyorum. Bu bize şimdi alanın denklemini veren bir formül. Fark ettiniz mi? İkinci derece denklem çıktı. İkinci derece denklem parabol. Parabolün bize bir nevi şöyle bir parabol bakın kolları aşağı doğru. Parabolün bize tepe değerini soruyor. Alanın en büyük değeri demek tepe noktasının ordinatı demek. O zaman önce R'yi bulalım. R nedir? Kökler toplamının yarısı. Şimdi eksi V bölü 2A'dan gitmeyeceğim dağıtıp. Köklerden bir tanesi sıfıra eşitleyen değer malum. Eksi 9 bölü 2 burada. Diğerinde de arkadaşlar kök 17 bölü 2. Toplarsak bunları kökleri 8 bölü 2'den 4 yapıyor. Ama tepe noktasının apsisi bunların toplamının yarısı olduğu için 2 yaptı. Artık yerine yazıyoruz. Böylece Tepe noktasının ordinatı bize alanın en büyük değerini verecek. 9 4 eklersek 13 yaptı. Burada 17 4 çıkardık 13 yaptı. 169'muş bu alan denklemiydi zaten. Cevap A şıkkı.